Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için durağımız Bursa TÜYAP Gayrimenkul ve İnşaat Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan da Burflas firmasına konuk olduk. Ve yanımızda yönetim kurulu üyelerimizden Engin Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Engin Bey, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler iyiyiz, çok teşekkürler. Hayırlı fuarlar öncelikle. Nasıl gidiyor fuar? Fuar şu anda beklentilerimizi karşılar durumda. İyi bir fuar geçirdiğimizi düşünüyorum. Üçüncü günü bugün. Aktif olarak takip ediyor musunuz fuarları? Takip ediyoruz. Fuarlar bizim için çok önemli. Kesinlikle takipçisiyiz. Umarım hayırlı olur sizin için. Teşekkür ederim. Peki Engin Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Sektöre girişinizden bahsetmenizi isteyeceğiz. Kaç yıl oldu? Tabii ki. Biz Burplast, Bursa Plastik Sanayi AŞ olarak 1980 kuruluşlu bir firmayız. Ağırlıklı olarak ekstrüzyon yöntemiyle plastikleri üreterek birçok sektörde ürünlerle hizmet vermekteyiz. Bunun içerisinde otomotiv sektörü, inşaat sektörü, makine sektörü, mobilya sektörü gibi birçok sektörler bulunmakta. Buradaki fuardaki bulunma amacımızsa Burdek markası altında ürettiğimiz ahşap plastik kompozit ürünlerimizi insanlarla buluşturmak, tanıtmak amacıyla burada bulunmaktayız. Neler var ürün olarak? Biraz detaylı olarak bahsetmenizi isteyeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Önce ahşap plastik kompozit malzemenin ne olduğundan kısaca bahsetmek gerekirse. Ahşap plastik kompozit malzeme adından anlaşılabileceği gibi bünyesinde hem ahşaptan hem de plastikten özellikler taşıyan bir malzeme. Geliştirilme amacı ahşabın zayıflıklarını ortadan kaldırmak. Dış mekanda, yapı dekorasyon işlerinde veya işte kent mobilyası gibi birçok üründe ahşap uzun yıllardır kullanılan doğal bir malzeme tabii ki. Sonsuz bir kaynak olduğu için, sürdürülebilen bir kaynak olduğu için. Fakat ahşabın bir takım zayıflıkları var. Bunlar nedir? Dış mekanlarda bakım istemesi gibi, bakım yapılmadığında kısa süreler içerisinde yıpranıp kullanılmaz hale gelebilmesi gibi. Ahşap plastik kompozit malzeme hem ahşabın doğal görünümünü, bir takım sıcaklığını ve hoş görüntüsünü, aynı zamanda plastiğin de kuvvetli yanlarını, dayanımlarını birleştirerek farklı bir malzeme sunuyor. Bakım istemeyen, yani dış mekanda bir uygulama yaptığınızda işte boya, vernik, zımpara gibi sonradan ortaya çıkan bakım maliyetlerini ortadan kaldıran, ilk başta belki maddi açıdan ahşaba göre biraz daha, bir tık daha yukarıda, fakat sonrasında ortaya çıkan gizli bakım maliyetlerini ortadan kaldıran, yenilikçi, çevrenin korunmasına katkı sağlayan, ağaç kesimine ihtiyaç duymayan, hali hazırda orman ürünlerinden üretilen sektörlerdeki işte üretim atığı olan ahşap talaşı gibi veyahut da farklı organik malzemelerle, nedir bunlar, işte pirinç kabuğu gibi, fındık kabuğu gibi bir takım organik biyomateryal malzemelerle birlikte plastiğin de tüketim atığı olan, biliyorsunuz plastik tüketimi artık günümüzde dünyada çok fazla. Burada plastikten ortaya çıkan atığı da kullanarak çevreye çok büyük katkısı olan yenilikçi, gelişime açık bir malzeme, ahşap plastik kompozit malzeme. Biz ahşap plastik kompozitten neler yapıyoruz? Yapı dekorasyon sektöründe kullanılabilecek zemin döşemeleri, ürünler üretiyoruz. İşte dış mekanlarda, aklınıza gelebilecek her yerde, bahçelerde, parklarda, ıslak zeminlerde, havuz kenarlarında kullanılabilecek zemin döşemeleri üretiyoruz. Bunların haricinde yine dış mekanlarda kullanılabilecek kent mobilyalarında ahşabı ahşap plastik kompozit malzeme ile değiştirerek daha dayanıklı, bakım istemeyen, uzun ömürlü ürünler üretiyoruz. Kullanım alanları nereler peki? Kullanım alanları dediğim gibi dış mekanda ahşabın kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Yani inşaat sektöründe de yapıların zeminlerinde kullanılabilir, dış mekanlarda, ıslak zeminlerde kullanılabilir. Şu an cephe kaplaması olarak kullanılabilir. Evet, şu anda oturduğumuz bir piknik masası işte birçok yerde, bir piknik alanına gittiğinizde eğer yeni konulmadıysa çok bakımsız halde, kirli halde, eskimiş, yıpranmış bir ahşap piknik masasıyla karşılaşırsınız. Fakat ahşap plastik kompozit ürünler bakım gerektirmeden uzun yıllar bütünlüğünü, kendi formunu koruyarak
sağlam bir ürün olarak öne çıkacaktır. Peki nerelere kadar ulaştırabiliyoruz bu ürünleri? Pazar ağımız nereler? Şu anda Türkiye genelinde bir pazar ağımız var. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere de ihracat kapısını açıyoruz yavaş yavaş. Çok güzel. Biraz hizmet anlayışınızdan bahsetmenizi isteyeceğim ama bunu ürün kalitesinde ekleyerek neler aktaracaksınız? Evet, şöyle söyleyeyim. Otomotiv sektörüne çalışmanın getirdiği disiplinle, prensipte bir firma olarak 1980 kuruluştu. Bu kaliteyi ön planda tutma, üretimin her aşamasında kaliteyi yaşatma disiplininde çalışan bir firma olarak aynı anlayışta, aynı zihniyette ahşap plastik kompozit üretiminde sürdürmekteyiz. Ahşap plastik kompozit çok geniş bir alan, çok gelişmeye açık bir alan. Biz de bunun hem argesiyle hem de kalitesini bir takım testlerle, analizlerle, araştırmalarla geliştirmeye çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Peki firma olarak neden tercih edilmelisiniz? Biraz sektördeki farkınızdan bahseder misiniz Engin Bey? Firma olarak neden tercih edilmeliyiz? Şöyle söyleyeyim, yaptığımız işi ahşap plastik kompozit üretimini bilinçli olarak ne yaptığımızı bilerek ve insanlara ve topluma, dünyamıza, çevremize bir katkı sağlayacak, sadece ticari çıkarlarla değil bir fayda sağlayacak yenilikçi bir ürün olması yönünü güçlendirecek şekilde yol alıyoruz. Bunun için gerekli yatırımları yapıyoruz. Ve şöyle söyleyeyim, birçok ürünümüzü de sadece işte bir takım şeylerle değil, yani vaatlerle değil, sözde kalan vaatlerle değil, belgelere dökülmüş şekilde, gerçekten analize ve teste tutulmuş şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde peki başka projeler olacak mı? İlerleyen günlerde tabii ki dediğim gibi çok farklı sektörlerde kullanılabildiği için, kullanım alanları çok geniş bir malzeme olduğu için biz de yeni ürünlerle, yeni ürün gamlarıyla, yenilikçi şeylerle karşınıza çıkacağız. Umarım başarılı olursunuz bu konuda da. Peki sektörün gidişatı ile alakalı neler ileteceksiniz? Sektörün gidişatı ile alakalı şu anda ahşap plastik kompozit Türkiye'de çok tanınan bir malzeme değil, bir ürün değil. Tanıtılması, insanlara anlatılması gereken bir ürün ve özellikle karar verme mevkiinde olan insanlar için, yani kamuda bir takım işte bu malzemenin, bu ürünlerin girebileceği alanlardaki karar verme mercisindeki insanların, atıyorum inşaat sektöründeki işte bir takım malzemelerin satın alınmasında karar verme mercisindeki insanların bu malzemeyi daha iyi tanıması ve bu malzemenin üreticilerinin kaliteli veya kalitesiz iş yapmadığını ayırt edebilir hale gelmesi gerekiyor. Böyle bir açıkçası aslında daha gelişmesi gereken bir yönü var. Yani toplumun daha iyi anlaması, tanıması gerekiyor. Kesinlikle. Peki Burr Plus denince akla ne gelmeli? İzleyicilerimize son bir mesaj vermenizi isteyeceğiz. Burr Plus denince akla ne gelmeli? Burr Plus denince akla yaptığı işi sonuna kadar kaliteyle müşterisine, insanlara ulaştırmaya çalışan, yaptığı işte gerçekten ticari kaygıların haricinde ülkesine, çevresine, dünyaya faydalı olmaya çalışan bir firma. Tabii tercih edenlere de buradan teşekkür edelim yine. Kesinlikle. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun Engin Bey. Sağ olun, teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız Bursa TÜYAP dedik. Gayrimenkul ve İnşaat Fuarı'ndan sizlere sesleniyoruz. Şimdilik fuar alanından aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.